bel ve boyun ağrısı neden olur? Her bel ve boyun fıtığı ameliyat gerektirir mi? Bel ve boyun hastalıklarında kök hücre tedavilerini anesteziyoloji uzmanı Prof. Dr. Serbülent Gökhan Beyaz anlatacak az sonra. Evet, iyi ki varsın tüm hızıyla devam ediyor. Anesteziyoloji uzmanı Profesör Doktor Serbülent Gökhan Beyaz. Biraz zor söyledim ama hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Bel ve boyun ağrısına neden olan hastalıklardan, fıtıklardan biraz bahsedeceğiz. Evet. Nedir hocam? Bel ve boyun ağrımıza neden olan hastalıklar genelde neyle sık karşılaşıyorsunuz? Bizim en sık karşılaştığımız bel ve boyun ağrılarına neden olan hastalıklardan bir tanesi fıtıklardır. Özellikle hep toplumda da halk arasında çok fazla duyarız biz bu olayı. Hep fıtığım vardı. Bel ağrısıyla fıtık biraz daha özdeşleşmiştir aslında ama burada tabii sadece bel fıtığı, bel ağrısı yapmıyor. Bunun yanında buradaki bir omurilik kanalının geçtiği bölgede birçok anatomik yapı var. Mesela örneğin bu kanalın olduğu yerde şurayı gösterebilirsek burası bir omurilik kanalı. Bu omurilik kanalına oluşturan birçok yapı var. Mesela örneğin buradaki kemik yapılar var. Buradaki eklem bölgesi var. Ya bunun içerisinde bunları tutan bağ dokusu var. Yani böyle bir pazar filesini bilirsiniz. Bu pazar filesi gibi sıkı bir şekilde burayı tutmaya yarayan bağlar var. Ve bunların her birinde oluşan bir bozukluk illaki bu bölgede oluşan ağrıya. Yani bel bölgesindeyse, bel omurgasındaysa veya boyun omurgasındaysa burada ağrılara neden oluyor. O yüzden buranın daralması, işte kanal darlığı dediğimiz veya bu bölgenin kireçlenmesi veya buradaki yapının kireçlenmesi aynı şekilde ne yapacaktır? Ağrıya neden olacaktır. Romatizmal hastalıklar, ne bileyim kansere bağlı hastalıklar ve bunun gibi birçok hastalık bel ve boyun ağrılarına neden olur. Peki hocam her ağrı fıtık demek değildir değil mi? Evet. Bu arada hocam siz programa yeni gelmişken bir WhatsApp hatırlatması yapalım ki bize sorularını iletsinler siz buradayken. Tabii, şu an ekranlarımızdaki WhatsApp hattımıza sevgili Serbülent hocamıza soracağınız soruları iletebilirsiniz. Biz de buradayken yanıtlayalım. Bel ve boyun fıtıklarında ne tür tedaviler uygulanıyor peki hocam? Şimdi birçok tedavi yöntemi var aslında. Klasik bildiğimiz tedaviler genellikle ağrı kesici ilaçlar, işte kas kesici ilaçlar, fizik tedavi yöntemleri gibi birçok tedavi yöntemi var. Bu tedavileri bir kenara bırakıyorum. Bir de cerrahi tedaviler var. Cerrahi tedavilerde genelde açık cerrahi olarak yapılan yöntemler. Biz bu ikisi arasında kalan bölgede, geniş bir bölgede olan ameliyatsız tedavilerden bahsediyorum. Bu ameliyatsız tedaviler işte kayropraksi gibi, osteopati gibi şeyler de değil, yöntemler de değil. Bunlar bilimin ışığında geliştirilmiş, uzun süredir yapılan tedaviler. Yani gelişmiş ülkelerde de bu tedaviler çok ileri safhada uygulanıyor. Biz ülkemizde bunları uyguluyoruz. Nedir mesela bu, şurada tekrar göstereyim. Normalde iki omurun arasında duran bir yapı var. Biz buna disk diyoruz. Bu diskin arkaya doğru veya yana doğru çıkması şeklinde şurada görüyorsunuz. Buradaki çıkan sinir koluna baskı yapıyor. Bu doğal olarak bir ağrıya neden oluyor. Buradaki amaç buradan çıkan bazı enflamatuar maddeler var. Bu enflamatuar maddelerin buradan temizlenmesi gerekiyor. Ağrıya neden olan şeylerden bir tanesi bu. Eğer siz bunu temizlerseniz, burayı rahatlatırsanız ağrı azalır veya kesilir. Bunun yanında bu fıtığın aynı zamanda küçülmesi ve iyileştirilmesi lazım. Ne yapacağız? Tabii bu fıtığı bazı yöntemler, şimdi cerrahi yöntemlerde giriliyor ve bu fıtık buradan alınıyor. Belli bir doku kaybı oluyor. Biz bunu yapmıyoruz. Biz sadece girip bu bölgede ya ısıtarak ya lazerle veya başka yöntemlerle bu fıtığın küçülmesini, küçüldüğü zaman sinir üzerindeki basıyı ortadan kaldırıp iyileştirmeye yarayan yöntemler. Bu yöntemlerden belki 20'nin üzerinde çeşitli yöntem var. Tabii neye göre yapıyoruz? Mutlaka fıtığın sayısı, fıtığın büyüklüğü, hastanın şikayetleri ve elimizdeki MR bulguları hepsini beraber değerlendirdikten sonra en uygun tedavi yöntemini hastaya seçiyoruz. Ki bu sadece ağrı kesen bir yöntem değil, aynı zamanda iyileştiren bir yöntem. Evet. Bir tedavi oluyorsunuz bunda. Hocam her bel ve boyun fıtığı ameliyat olmak gerekiyor mu böyle bir durumla karşılaşıldığında? Şimdi şöyle baktığınızda tüm bel fıtıklarının veya buna bağlı ağrıların nedeniyle fıtık düşünüldüğünde bunların ameliyat endikasyonun oranı %1'in altındadır. Yani 100 kişinin fıtıksa bunun biri ancak ameliyat olur. Bu da nedir? İşte hastada bir idrar tutamama varsa, hastada bir büyük abdest kaçırma öyküsü başlamışsa. O ilerlemiş mi oluyor artık hocam? O ilerlemiş oluyor. Hı hı. Artık o kanalda ve bu tür nörolojik semptomlar dediğimiz problemleri yol açıyorsa veya düşük ayak dediğimiz ayağını kaldırmada problem yaşıyorsa bunların artık bu tür tedavilerle yapılma şansı henüz yok. O yüzden cerrahi tedavi, açık cerrahi tedaviye gönderiyoruz, yönlendiriyoruz. Ama bunların haricindeki neredeyse bu grubun tamamına müdahale edilebiliyor. Çünkü fıtığın birçok şeyi var, boyutu var. Boyutuna göre morfolojik olarak 4'e ayırıyoruz. 1. ve 2. fıtıklar zaten bizim en sık uyguladığımız yöntemler. 3. ve 4. dediğimiz patlamış fıtık veya şeylerde kanalda kalıyor. Eğer gene bir nörolojik semptom yoksa bunları beklemeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü bir yılın sonunda bakıldığı zaman bu fıtığın kendisi, kendi vücuduyla, insanın kendi vücuduyla, kendi otomi yani bağışıklık sistemiyle bu bölgeyi iyileştirebildiği, buradakini farklı bir mekanizmayla küçültebildiğini, vücudu kendi küçültebildiğini söylüyor. Hı hı. Anlatıyor. Yeni yayınlar, yeni bilimsel makaleler bunu söylüyor. O yüzden bunlara biz hastanın mutlaka MR'ı değil de hastanın klinik hikayesi, klinik durumu, fizik muayene bulgularına göre değerlendirmek en akıllıca oluyor. Evet, şu an ekran başındaki seyircilerimiz de mutlaka soru sormak istiyorlardır. WhatsApp numaramız ekranda, bize ulaşabilirsiniz. Bu arada hocam notlarım arasında şöyle bir şey var, bir soru var. Ameliyat olmuş fakat platin, vida gibi işlemler yapılmış ve yapılmamış hastalarda ağrı tedavisi uygulanabilir mi? Evet, tabii ki. Yani hastalar ağrı duyuyorsa Hı-hı. mutlaka bunun tedavisine bakmak gerekiyor. Ağrının kronikleşmesine veya kronikleşmiş olan ağrının daha süregen bir hal alıp hastanın hayatını, günlük yaşamını bozacak duruma getirmeden biz bunları düzeltmemiz lazım. Tabi bu tür hastalara uygulanacak tedavi seçenekleri gittikçe azalıyor. Neden? Çünkü bu bölgeye bir plak, bir vida, herhangi bir enstrümantasyon uygulandığı zaman bu bölgenin yapısı, anatomik yapısı bozuluyor. Hı hı. Her ne kadar düzeltmek amacıyla yapılırsa da yapılsa olmuyor, tabii ki. Hocam? Biz her zaman diyoruz dokunun orijinalini bozmamak lazım. Dokunun orijinaline fazla müdahale etmemek lazım. Ama bu bölgede ağrılar olan hastalar hangi yapıdan ve hangi anatomik oluşumdan dolayı bir problem yaşıyorsa ona yönelik tedaviler var. Mesela eklem rahatsızlığı varsa ameliyat olmuş. Veya en sık karşılaşılan şeylerden bir tanesi ameliyat sonrası kötü doku oluşumu vardır. O sinirlerin etrafında oluşan dokunun eritilmesi, o dokunun siniri rahatsız etmesi ve ayakta bir yanma, uyuşma, karıncalanma gibi bir durumlar oluştuğunda bunlardan semptomların azaltılması amacıyla birçok tedavi yöntemi var. Bunlar da uygulanabiliyor. Peki hocam ameliyatsız tedavi hangi bölgelere uygulanabiliyor? Ameliyatsız tedaviler vücudun her bölgesine uygulanabilir. Hı hı. Yani boyun fıtığından veya boyun hı hı. bölgesindeki bir patoloji varsa, omurilik bölgesinde olmuş olan herhangi bir patolojide bunlar çoğunluğuna müdahale edebiliyoruz zaten. Hı hı. Eğer müdahale edemediğimiz, bizi aşan bir durum olduğu zaman mutlaka bunun artık cerrahiyle yapılması gerekir deyip mutlaka şeye gönderiyoruz. Zaten gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde mutlaka bir ağrı bilimiyle ulaşan anestezi uzmanları veya Türkiye'de algoloji uzmanlarına danışılmadan bu tür ameliyat kararı vermek bence biraz daha şey oluyor, rigid oluyor, biraz sert oluyor. Mutlaka bir ameliyat kararı verilmiş hastalarda bizlere danışılması hı hı. bence ameliyatsız çözümler açısından faydalı olacaktır. Peki hocam işte böbrek yetmezliği, kalp rahatsızlığı olan hastalara nasıl tedavi uyguluyorsunuz? Şimdi aslında toplumda yandaş hastalığımız dediğimiz hani bir fıtığı var örneğin, yanında da bir şeker hastalığı var veya yanında bir tansiyon hastalığı var veya bir obezite. Bu tür hastaların tabii ki yandaş bir hastalığı olması mutlaka operasyonları, ameliyatları özellikle etkiliyor. Özellikle anestezi, ondan sonraki ne kadar gelişmiş olursa olsun hastada komplikasyon riskini, ameliyattan sonra hastanede yatış riskini, enfeksiyon riskini, birçok riskleri beraberinde barındırıyor. Bizim yöntemlerde özellikle biz hastalara tabii ki mutlaka bir ameliyat ciddiyetinde hazırlanıyoruz. Mutlaka, çünkü yan etki ihtimalini en aşağı seviyeye çekmek için bu tür önlemlerimizi alarak operasyonları zaten ameliyathanelerde yapıyoruz. Mutlaka steril şartlarda yapmamız lazım. Hı hı. Çünkü bu basit gibi görünebilir ama sonuçta bir vücuda müdahale ediyorsunuz. O yüzden gerekli tüm önlemleri alıp ona göre müdahale etmek lazım. O yüzden mutlaka ameliyathanede yapmak ve görüntüleme eşliğinde yapmak gerekiyor. Görüntüleme eşliği derken de mutlaka röntgen çekerek, yani bir iğne yerleştiriyorsanız bile o iğneyi milim milim ilerleterek doğru yere, doğru hedefe koymamız lazım onun ucunu ki doğru en etkin cevabı alalım. Evet hocam, bu ameliyatlardan sonra, operasyonlardan sonra hastanın hastanede kalma süresi nedir? Tabii bizim operasyonlarda genellikle yaklaşık bir işlem 20-30 dakika, maksimum 1 saat kadar sürer. Hastanede de kalma süresi 1 ila 2 saat arasındadır. Ondan sonra biz evine taburcu ederiz hastamızı. Ertesi gün işlemin büyüklüğüne göre ertesi gün zaten günlük işlerine, günlük hayatına, eğer ağır bir işte çalışmıyorsa, hani yük taşıyan herhangi ağır vücudunu yoran, omurgasını yoran bir işte çalışmıyorsa biz bunun zaten hemen iş gücüne tekrar başlayabiliriz. Bunların çok büyük avantajları var. O yüzden iş gücü kaybı neredeyse olmuyor gibi bir şey. Hı hı. O yüzden bunlar her zaman daha avantajlı gözüküyor. Evet, bir defa daha WhatsApp hatırlatalım. Şu an ekranlarımızdaki seyircilerimizin de böyle fıtık sorunları varsa hocamız da buradayken sorularınızı bize iletebilirsiniz WhatsApp'tan. Hocam peki bel fıtığı ve boyun fıtığı tedavisinde kök hücreden de bahsedelim biraz. Tabii kök hücre günümüzde çok revaçta olan, yani ön plana çıkmış yöntemlerden bir tanesi. Acaba kök hücre şimdi daha çok eklem rahatsızlıklarında, kireçlenmelerde kullanılan yöntemlerden biriyken artık hani bel fıtığında uygulanabilir mi veya boyun fıtığında uygulanabilir mi diye düşünmeye başlanmış. Yani son 4-5 yıldır özellikle yurt dışında bu tür operasyonlar uygulanıyor. Ama bunların indikasyon aralığı çok dardır. Yani her fıtığa kök hücre uygulanabilir gibi bir mantık kesinlikle seyredenlerimizin aklına gelmesin. Çok ince elemek gerekiyor. Çünkü eğer büyük bir fıtıksa veya bir fıtığın içerisinde bir yırtık oluşmuşsa bunların uygulanması doğru değil. Şu anki güncel bilgilere göre. Hı. Tabii yeni çalışmalarla, yeni bilgilerle ilerleyen dönemlerde mutlaka yeni şeyler gelecektir. Geldiği zaman da bilgilerimizi mutlaka paylaşırız ama kök hücre tedavilerinde özellikle PRP, özellikle göbek etrafından alınmış yağlardan çıkarılan kök hücrelerin fıtık olan bölgeye ulaştırılması ve bu şekilde tedavinin olması şu an uygulanmaktadır. Evet. Hocam peki bu fıtık seviyesine gelmeden hastalara ne öneriyorsunuz? Yani bizler yürümeli miyiz? Nasıl hareket etmeliyiz? Tabii böyle oturarak işini sürdüren insanlar var. Mesela ne önerirsiniz bize? Şimdi omurga sağlığı çok önemli. Ne kadar çok bakarsak omurgamıza bizi o kadar uzun yıllar taşır. Çünkü bir mesela NASA'da çalışan astronotlar üzerinde bir çalışma yapılmış. Astronotlar da demişler dünyadayken nasıl, uzaya çıkınca nasıl oluyor? Şimdi tabii ki bu fıtık dedim, biraz önce göstermiştim. Bu bölgenin fıtıklaşması, şişmesi, hı hı. Arkaya doğru, geriye doğru taşmasıyla oluyor. Astronotlar da yer çekimi, yani uzaya gittiklerinde yer çekimi ortadan kalktığında bu yapı daha da şişmeye başlıyor ve iyileşmeye başlıyor. Orada bel fıtığı, uzaydayken bel fıtığı yaşamıyorlar. Şu aşırı overhidrasyon dediğimiz şey oluşuyor. Ama tekrar yeryüzüne indiklerinde o yer çekimiyle omurgada ayakta kaldığımız için buna baskı, vücudun ağırlığının oluşturduğu baskı daha da artıyor ve tekrar fıtıklaşma oluşabiliyor, ağrılar oluşabiliyor. Biz tabii ki beslenme mutlaka ona çok dikkat etmek lazım. Çünkü bunun içeriğinin neredeyse %80'i su. Sudan oluşmuş, jel kıvamında bir yapı. O yüzden düzenli sıvı almak çok çok önemli. Ondan sonra beslenme açısından eğer kilo aldırmayacak besinler, mutlaka protein, karbonhidrat, yağ oranı dediğimiz dengeli bir beslenme ile kilo almadan bu hayatı biraz daha idame ettirmek gerekiyor. Bunun yanında mutlaka eğer oturuyorsak, masa başı çalışıyorsak, hı hı. mutlaka o belin lordozu, şu eğimi mutlaka oluştuğu için bu eğimi destekleyecek yapılar. Yani koltuk. Şöyle mi oturmamız tabii, gerekiyor? Öyle hocam? Oturmak lazım. Beli de destekleyen koltuklar veya bel arkasına bir yastık konması bu şeyleri, bel ağrılarını rahatlatacaktır. Omurgaya binen yükü azaltacaktır. Evet. Hocam gelen sorular arasında bel fıtığı dizleri etkiler mi? Tabii ki. Şöyle etkiler. Yani bel fıtığı mutlaka bel ağrısı yapabileceği gibi bel ağrısı yapmadan bacağa, dize, ayağa vuran ağrılar da yapabilir. Hı hı. Ama direkt bel fıtığı diz ağrısı yapar demek biraz zor. Ama bunun bir diz ağrısıyla karşılaştığımız zaman dizi incelemek, dizde herhangi bir ağrıya neden olan bir patoloji yoksa bel bölgesinin araştırılması gerekir. Hı hı. Bel ve boyun fıtığı olanlar hangi sporu yapabilirler? Bel ve boyun fıtığı, işte fıtığın durumu, büyüklüğü, fıtığın şeyi, hepsi önemli. O yüzden bunları, hastaları mutlaka değerlendirmek lazım. Mücadeleci sporlardan, ağır sporlardan kaçınmak gerekir kesinlikle. Hı hı. Biz hastalarımıza hep şunu da söyleriz. Eğer hiçbir şey spor yapmıyorsanız bile mutlaka günde bir kez bir 20 dakikalık, 25 dakikalık bir egzersiz yapın. Yani kültür fizik hareketleri yapın. Ki o bel, çünkü belin üzerindeki beli taşıyan şeylerden bir tanesi de kas yapıları. Kas yapılarını ne kadar güçlü tutarsanız, ne kadar diri tutarsanız omurganızı o kadar dış müdahalelerden, şeylerden, travmalardan korursunuz diyoruz. O yüzden egzersiz çok önemli. Evet. Hocam bel fıtığı teşhisi MR ile mi konur? Bel fıtığı, şimdi şöyle, sokaktan alıp bunun bir MR'ını çekseniz mutlaka belinde bir problem görürsünüz. Ama bu MR tabii ki bir fıtığı gösterebilir. Ama bu fıtığın gerçekten tedavi edilip edilmeyeceğine ne yapmamız lazım? Mutlaka klinikle, hasta muayenesiyle karar vermek lazım. Yoksa siz sadece MR'a bakıp fıtığınız var derseniz bu sefer sadece MR'ı tedavi etmeye çalışmış olursunuz. Hastamızı tedavi edemeyiz. Hı hı. Hocam aslında çok sorumuz var ama süremiz yetişmeyecek gibi. Siz ekran başındaki seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bel ve boyun sağlığıyla alakalı özellikle. Ya şöyle söyleyebilirim. Hastalarımıza mutlaka tedavi olmadan, eğer böyle bir bel ağrısı varsa veya boyun ağrısı varsa, fizik tedavi yöntemleriyle geçmiyorsa, zaten ağrı kesiciler ve kas gevşeticilerle rahatlamıyorlarsa daha fazla kronikleşmeden bizlere danışılması, ona yönelik tedavileri, uygun tedavileri almalarını her zaman öneriyorum. Hocam bu fizik tedavilerle de fıtık gideriliyor mu ya da bastırılıyor mu? Ağrısı, semptomatik tedavi yapılıyor. Tabii ki fıtığı iyileştirme açısından küçük olan fıtıklarda faydalı oluyor ama büyük olanlarda, patlamış olan fıtıklarda çok bir faydası olmuyor. Yani yarın öbür gün tekrar oluşabilir mi? Fıtık tabii. Eğer omurgaya iyi bakmazsak, çünkü biz vücudumuzun yükünü taşıyor, omurgamız çünkü. Evet. Eğer bunu iyi bakmazsak, iyi dengeli beslenip veya sıvı şeylerimizi almazsak, ağır sporlardan kaçınırsak, yürüyüşlerimizi yaparsak düzenli, o zaman herhangi bir problem. Yani nüks oranı, sıklığı azalır. Bizim yaptığımız işlemlerde zaten iyileştiği için de hastanın nüks oranı neredeyse yok gibi. Hı hı. Ama bir cerrahi operasyondan sonra nüks ihtimali çok daha fazla. Evet. Maalesef. Çok teşekkür ederiz Serbülent Hocam. Yine sizi burada görmek isteriz inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz az sonramızı izlerken biz de stüdyo konuğumuzu davet edelim.